Merhaba Capsule, ben Kaptan Flagman ve Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist'in, hayır Duel Links'in değil, Legacy of the Duelist'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölüm çok eğlenceli bir desteyle ve çok eğlenceli bir karakterle oynayacağız. Yani Joey Brooklyn Wheeler'da. Joey Brooklyn Wheeler. Wheeler değil, Wheeler bir önceki bölümde. Onu da tabi ismi geçmişten söyleyeyim. İzlemediyseniz kartlar kısmına ulaşıp izleyebilirsiniz. Yu-Gi ile Wheeler'ın düellosunu, yani The Ultimate Great Mod düellosunu oynamıştık. Şimdi sırada Harp Lady maçı var. Büyük ihtimalle My Valentine'e karşı. İngilizce ilk dilim değil. Biliyorsunuz zaten. Türküz. Evet. Robot sesimizi içimizde hissediyoruz. Çünkü bunu yapmamız lazım. INF N8 acaba niye INF N8 adı? Bilen varsa yorum kısmında söyleyebilir miyim? Cidden hani mesela R2D2 R2D2 R2 oluyor, hani Arthur gibi. C-3PO. O ne oluyordu? C-3PO. Onun da bir şey vardı, esprisi vardı. Robot adı isimlerin genelde öyle bir şey oluyor. INF N8 acaba niçin? Neyse, robot sesimizi çağıralım. Yu-Gi bu adada düelloyu sevdiği biri için kazanmak isteyen tek düellocu değildi. Yeni başlayan bir düellocu olmasına rağmen Johnny'nin de kendi kazanma sebepleri vardı. Kardeşi Serenity. Serenity için... Bir dakika. Joey. Niyah. Brooklyn. Niyah Brooklyn. Tamam, geliyor. Serenity için... Hayır, gelmedi. Bir dakika. Bu sesleri hatırlamak çok zor, yapmak istediğim. İngilizcelerini yapmak daha kolay aksan olduğu için de Türkçe'ye nasıl uyarlarım diye düşünüyorum. Serenity için... Olmuyor, öyle gelmeyecek. Serenity için şampiyon olmam lazım. Hayır, bu da olmadı. Bir dakika, gittikçe öğreniriz. Tamam, gittikçe alışacağız. Joy'un sesini yapmaya alışacağız. Bana hep güveniyordu. Çocukken bile. Bu turnuvayı ve ödül parasını kazanacağım. Ve görüşünü kaybetme diye onu senin ameliyatın için harcayacağım. Söz veriyorum. Kullanacağım. Söz veriyorum. Evet, Joey'nin sesini yapmakta çok zorlanacağız. Yami'nin sesi oturdu. Yugi'nin sesi oturdu. Weevil'ın kesinlikle oturmadı. Prenci Pegasus'u yaptık. Kayvan'ınki daha böyle sinirli bir ses. Bunları bir not almam lazım. Büyük ihtimalle nasıl çıktığını ağzına. Bir robot sesiyle de uğraşıyoruz hele. Joey'nin kendine olan motivasyon verici anı, Joey ve arkadaşlarının birinin uzaklardan güldüğünü ve başka düellocuları ezdiğini görünce bozuldu. Böyle bir ses sadece Maya ait olabilir. Evet, Teyan'ın sesi de hiç yok. Bir ara cidden şeyi izlemem lazım ya. Bu ilk sezonları izleyip sesleri oturtmam lazım. Tam Dan Green, Seto Galvan'ın ses aktörü falan, bunları çok duyduk da bu yan karakterlerin sesi hiç yok. Johnny'nin de var aklımda sesi. Ama Yu-Gi-Oh! Average'deki sesi var. Onu da yapmak istemiyorum. Bunu yapmak çok zor. Yu-Gi-Oh! Average'de izlemediyseniz bu arada Yu-Gi-Oh! Ile ilgili internette bulabileceğiniz en komik şey. YouTube'a yazın ve izleyin. Hani izlemediyseniz ve Yu-Gi-Oh! Oynuyorsanız veya Yu-Gi-Oh! İzlediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz Average'de izlemiyorsanız. Takım My Valentine ile Duelist Kingdom'a gelen gemide tanışmıştı. Manipülatif, kendi çıkarları için savaşan bir düellocuydu ve gizemli yetenekleri vardı. Hangi kartı çekeceğini bilmesi gibi. Hey Yu-Gi, düelloların nasıl gidiyor? Sana meydan okuyabilirim. O yüzden hazırlan. Çünkü meydan okumayı seçiyorum. Sana Joey. Ha? Bana meydan mı okuyorsun? Kabul etmek için cesaretim yok mu yoksa? Kabul ediyorum. Hadi düello yapalım. Kaybetmeye hazır ol, Wheeler. Story deck, Joey'nin destesi çok zevkli olacak. Time Wizard'la tüm kartlarımızı yok ederken izleyin. Aşırı zevkli olacak. Tabii ki de taş yapacağım. İkinci başlamak istiyorum. May oynasın. Bak, bırakalım May oynasın. Shield and Sword. Harpy Channeler. Of. May'in destesinde Harpy Channeler olmaması lazımdı. Axe Raider'ın gelmesi güzel. Show details.
Bir harpi kartı discard edip bir harpi canavarı çağırabilirsin defans pozisyonunda harpi canavarı dışında. Bu harpi canavarının efektini turda bir kere kullanabilirsin. Dragon type'ın varken tam bunu mesela gönderebiliriz kolayca. Grave Robber'ı setleyeceğim. Atılmış Strafor. Bunu da setleyeceğim. Fusion canavarlarına bakalım. Elimizde polimerizasyon var. Time Wizard Baby Dragon. Flame Manipulator Masaki. Masaki burada mı? Hayır. Koji Koji var. X-Raider çağırabiliriz. Battle Phase'e geçelim. Saldırın. Tamam. Jolin destesinin güzel yanı şu. Daha böyle bam 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 vurmalı oynuyoruz. Yugi de yüksek canavarlarımızı çağırana kadar defans oynamamız lazımdı. Grave Robber'ı şeye çalıştıramaz mıydım? Harpy Queen'i çağırdı. Evet. Batımın Strapol'u kullanacağım Harpy Queen'e karşı. Ve boom. Tamam. Hem de ben işledik güzel. Yoksa Harpy Queen kendi mi ben işleniyor? Harpy kullanmak istemiyorum şu an bir dakika. Harpy Queen kendi mi ben işleniyor ben mi ben işleniyorum? Pod of Greed geldi. Bu kartın ne yaptığını bir yorum kısmına yazsın. Veya biz deneyip görelim. İki kart çek diyor. Acaba nereden çekiyoruz? Desteden mi çekiyoruz yoksa mezarlıktan falan mı? Rakibin destesinden çekebiliyor muyuz? Jerry Beansman. Aaa. Journey kartları çok güzel ya. Journey kartları çok güzel. Jerry Beansman var. Jerry Beansman niye bu kadar güçlü bir kart? 1750 hata var. Normal kart. Evet, Mayı çok kolay yeneceğiz. Join'in tamamen güç kartlarıyla yendi. Time Wizard bekliyordum, yalan söylemek istemiyorum. Time Wizard'la tüm kartlarımızı yok edip ilk düelloyu kaybetmemizi bekliyordum. Hmm, Gaia Power geldi. Kullanalım bakalım. Jerry Beansman 2250 hata çıkıyor. Çok güçlü, evet. Jerry Beansman çok güçlü. Büyük ihtimalle karşılayacak bir şey yok hani 2000 hata. Harpy Lady, wow. Evet, Mayı Jerry Beansman'la yeneceğim ve Mayla Duelist Kingdom'un sonuna kadar dalga geçeceğim Jerry Beansman'ı yenildi diye. Kesinlikle, kesinlikle Mayla Duelist Kingdom'un sonuna kadar dalga geçeceğiz. Evet. Evet. Daha fazla atak verebiliyor muyuz Jerry Beansman'a? Hayır. Tamam, o zaman önce Koji Kosi ile saldıralım. Böyle bir kart olduğunu bile bilmiyordum, biliyor musunuz? Ama Jerry Beansman Join'in as kartı olma yolunda gidiyor. Ve My Valentine'a darbeli bir bezelye. Bezelye mi? Jerry Bean. Bezelye mi oluyor? Bezelye gibi bir şey oluyor. Darbeli bir kılıç saplaması gerçekleştiriyor ve Joey'e maçı kazandırıyor. Ha? Nasıl? Senin gibi amatöre nasıl kaybederim? Çok kolay. Jerry Beansman var bende. Hani nasıl kaybedemezsin ki? May. Sana anlatmaya çalıştım. Duel Monsters. Duello canavarları. Duel Monsters daha güzel kalıyor. Duello canavarları oyunu diğer adamın poposunu tekmeyi basmakla alakalı değil. Ondan daha fazlası var. Eğer gerçek bir şampiyon olacaksan niye kendinden başkaları için kendinden başkalarını önemsemeye başlamışsın? Join'in Mayı iyi bir kişi yapma olayı çok güzel değil mi? Çok güzel. Oo, Battle Pack aldık. Harpy Lady aldık. Harpy Zanting Ground aldık. Çok kolay yendik ya. Evet, bu bölüm Attack from the DP yapabiliriz. Evet, güzel. Tamam. Bu hızlı ilerlemesini istiyorum bölümünü. Millennium Puzzle'ı hakkındaki gerçek ve Millennium Puzzle'ın gücü Yugi'nin kafasını, Yugi inmeye başlamıştı. Gücünü fark etmeye başlamıştı Yugi. Düellolarında Puzzle Yugi'yi güçlü ve antik bir ruhla birleştiriyordu. Bu sorun kafa üzerine kafa yorulması gereken büyük bir problemdi.
ama küçük şeyler de vardı. Küçük olsa bile daha az önemsiz olmayan şeyler. Ve onlarla daha önce başa çıkmak lazımdı. Bu tüm düellolar beni acıktırdı. Siz çocuklar yanınıza yemek getirdiniz mi? Üzgünüm Joey. Buraya gelirken yemeksiz gelmek konusunda ne düşünüyorduk hadi ama? Eğer yarışmanın sonuna kadar bir şey yemezsek nasıl dinleneceğiz? Bu iyi bir soru Joey ama evet, düellolar cidden seni acıktırıyor. Ve buralarda burger standı veya restoran göremiyorum geldiğimizden beri. Bir koku alıyorum. Niye? Bir şey var o tarafta. Joey'nin sesini yakın zamanda tutmamız gerekecek. Ki böyle nasıl yapabiliriz ya? Bu videodan sonra evet, bu videodan sonra Joey'nin sesini yapacağız. Bir sonraki bölümlerde Joey'nin sesi oturacak. Söz veriyorum size. Kokuyu sahile kadar takip ettiler. Orada bir ateş vardı. Üzerinde de balıklar pişiyordu. Oo, adam barbekü balık. Çok iyi kokuyor. Daha iyi tattığına eminim. Çocuklar, o balıkların sizin yemeğiniz olduğunu nereden çıkarıyorsunuz? Güven bana. Önce ye, sonra sorular sor. Karnım bana teşekkür edecek. Joey kamp ateşine doğru koştu. Joey karnını doyurmak için her şeyi söyler. Bazı insanların cidden kendine kontrolü yok. Karnı gururlar. O sesi yapmaya çalışırım ama büyük ihtimalle olmadı. Joey, bana da biraz bırak. Tristan, Joey'nin peşinden gitti. Yugi ve Thea da onlara katıldı ardından. Joey ateşten bir balığı aldı. Oh, adamım bu çok güzel görünüyor. Takım balığı yemeye başlarken genç bir adam okyanustan elinde bir mızrakla çıktı. Eğleniyor gibisiniz siz balık hırsızları. Sizin son yemeğinizdi bu. Bunun kötü bir fikir olduğunu biliyordum. Nasıl benim balığımı çalarsınız sizi hırsızlar? Hey, sakin ol adam. Sadece biraz balık. Biraz balık size ait olmayan. Ve bir balıkçının yakaladıklarını çalmak onurlu bir şey değildir. Bir dakika. Sen Mako Suna mısın? Başı top rank, dereceli okyanus duelisti. Ve sen de... Ben Yugimoto. Vatan için özür dilerim. Yugimoto, sen misin? Seto Kaiba'yı yenen tek düelocu. Ne kadar iyi bir sürpriz. Özür dilemem lazım. Biraz sert davrandım. Eğer Yugimoto'nun arkadaşlarıysanız oturun ve karnınızı doyurun. Takım ateşin etrafına oturdu ve Mako ile beraber yemeği paylaştı. Ziyafetten sonra takım Mako'ya teşekkür etti ve gitmeye başladı. Ama o zaman Mako yerden mızrağını aldı ve onun önüne fırlattı. Size yemek verdim ama siz de bana bir düello verebilirsiniz. Kafayı yemiş. Bize mızrak falan. Hadi ama kimseye mızrak fırlatamazsın. Öldürmeye çalışıyor Mako. Mako gizli bir katil büyük ihtimalle. Hayır. Ama ben usta bir balıkçıyım ve benim yemimi tuttunuz. Ne yemi? Balık tabii ki de. Sizin için oraya koydum ve siz tam da üzerine düştünüz üçünüz. Ama büyük motoru yakalayacağımı düşünmüyordum bunu yaparken. Bundan uzun zaman önce bir düelliste daha karşılaştım ama iyi bir rakip değildi. Ama sana karşı bir düello Yugi gerçekten iyi bir test olacak. Mako Tsunami. Teklifini kabul ediyorum. Sword Deck tamam. Yami'nin şu şeydekini kullanmayı çok istiyorum. Beta City arkına geçinceki deck kullanmayı çok istiyorum. Çünkü o deck güzel. Bu deck ise... Dark Magician var hani bir yerde... Second. First'a tıklayacaktım. Ama tamam, Second'la gidebiliriz Yami'nindekiyle. God of Greed. Biri bu kartından... Bu espriyi bölüm şeyin sonuna kadar yapacağım arkadaşlar. Özür dilerim. Call of Greed'in ne yaptığını bilmiyorum çünkü. Cidden bilmiyorum. Ciddi anlamda bilmiyorum ve bu espriyi büyük ihtimalle Yu-Gi-Oh kariyerim bitene kadar yapacağım. Ve
bu espriyi yapmayı sürdürdüğüm sürece de çabuk bitecekmiş gibi. ben ne yapıyorum şu an? Rakibin çıkartına bakmadan oynadım. Evet, Wii olmadı. Beast de Beast vuruyor. Beast, Dinosaur, Fiend, Fiend. Bunu öldürecek ki. Abi Umi olduğu sürece çok çok kolay yenileceğim yalnız. Yugi'ye daha zor düellolar geliyor. Hadi ama Mai o kadar kolaydı ki. Bu deste şu an Duel Links'te bile metaydı, ben Duel Links'i bırakmadan önce. Mako'nun destesi. Benim destemde de Mammoth Graveyard var. Şu kartı atmak istiyorum desteden yani. Story decklerini güncelleyebilir miyim? Neyse ki doğru zamanda gelen doğru bir kart bize bunu yapma fırsatı sunacak. Summoned Skull'ı çağırabileceğiz. Tamam, bizim kurtarıcımız ya. Summoned Skull. Efektleri yok, ikisi de normal tür canavar. Kapalı kartını merak ediyorum. Bluffleyeceğim. Tabii Mystical Moon'u, evet, PvP yapmıyoruz. Mystical Moon'u blufflemek hiçbir işe yaramayacak ama olsun. Tornado Wall. Benim kartım yok etmeyecek değil mi? Ne yapıyor Tornado Wall? İlk defa diyorum bu kartı. Umi sahadayken çalışabilirsin. Umi sahada yüzü açık duruyorken hiç hasar almıyorsun. Heh, tamam. Kartını yok ettik ama 1900-2500 hasarını almadı. Summon Skull Yugi'nin destesinin büyük ihtimalle en iyi kart şu an. Çünkü çağırması kolay, hata yüksek. Ki Duelist Kingdom zamanı, hadi ama. Atak o, Attack to the Moon. Oo, bir dakika, bunu kullanabiliriz. Ama şey lazım bunu kullanmamız için. Rock türü olan canavar. Adı unuttum. Soldier of the Giant Storm dedi, ne öyle bir şey. 2000 defans olan. Neyse, şuna saldıralım. Tamam, en azından Monster Reborn'la Summoned Skull ikilisini kurtardık bize. Kendimi jinxlemek istemiyorum çünkü 5500 canım gitti ilk turdan. Ama Mako'yu görünmüyor şu an. Root Kaiser. Aslında Grifor'u çağırıp Dark Magician'a çağırabilirdim sonra tur ama olsun. Aa, şeyde oynayabilirmişim. Mystical Moon'da. Bir dakika. Umi gidene kadar hasar vuramıyoruz. Tornado Wall'dan dolayı. Oo, Attack of the Moon lazım. Attack to the Moon lazım. Beaver vuruyor. Ciddi misin? En azından Root Kaiser'ın atağını arttıralım. Çünkü Umi var sahada. Seni setleyeceğim. Evet, vuramıyoruz. Umi'den bir şekilde kurtulmamız lazım. Mammoth Graveyard Rock türü değil mi? Dinozor türü. Mammoth'la dinozorun ne alakası var? Zombi falan yapar. Ben olsam zombi yapardım mesela Mammoth Graveyard'a. Çünkü Mammoth ve Graveyard. Aa, Giant Soldier of the Storm. Güzel. Tamam, senin efektini aktif edelim. Bir sonraki tur çünkü. Hem Dark Magician'ı çağıracağız. Fissure. Kaiser'imden kurtuldu. Bu kaba. Cidden kaba bir şey. Kaiser'imden kurtulduysan ben de Dark Magician'ımı çağırırım. My ever faithful companion, Dark Magician. Tamam, şimdi seni Flip Summon yaptığında Attack the Moon'un yanlış kartı feda etti değil mi? Aa, yanlış kartı feda etti. Evet. Yanlış kartı feda ettim. Monster Reincarnation falan gelirse güzel olur. Mystical Elf. Curse of Dragon'ı çağıralım.
Bayağı şu an elimizdeki tüm yüksek level'lı canavarları sahaya çağırıyoruz. Summit Skull'la Curse of Dragon'ın bir füjyonu olsa güzel olmaz mıydı? İkisi de böyle kemikli bir şey ya. Bence hoş bir fikir. Mirror Force. Neden olmasın? Zaten saldıracak bir şey yok. RGK atıyormuş. Evet, RGK atarsa yalnız bize büyük bir sorun olabilir. Keşke Summon Curse of Dragon'ı bekleseydim diyeceğim. Golem Sentry. Turda bir kere bu kartı face down defense pozisyona çevirebilirsin. Bu kart ilginç bir karta benziyor. Tam da aradığımız kart büyük ihtimalle. Face down defense pozisyona çevirebilirsin turda bir kere. Bu kart flip summonlandığında rakibinin kontrol ettiği bir canavarı seç ve onu ele döndür. Tamam, o zaman biz şu an kazanabiliyoruz galiba. Yani şu an kazanamıyoruz çünkü şey yapamayacağız da. Efektini çalıştırdığımızda ama... Kapattığımız için olmadı ya. Evet, şu an çok hatalı oynuyoruz. Ama kapalıp açmamız lazımdı. Bir şey değişmeyecektik o zaman. Yani bu tur için bir şey değişmeyecek en azından. Ben de yüzü kapalı olduğu için atakta bunu çalıştıramadım. Çünkü Raptor olduğunu göremiyorum ama. Dark Magician'a Unicorn şeyi takmak istemiyorum. Karizmasını bozmak istemiyorum. Curse of Dragon'a takacağım. Evet. Bu sefer kazandık gibi. Attack'ta Moon'u da çalıştır. Mumi'den kurtul. Chain dedik. Chain yaptık. İlk chain'imizi yaptık bu oyundaki. Evet, şimdi. Tamam. X'en saldır. Sonra sen saldır. Sonra da sen saldır bakalım. Golem Sentry. Ardından Dark Magician. Dark Magic Attack. Güzel. Ne kadar iyi bir düello. Sana selam veriyorum dostum. Bu galibiyet kolay bir şekilde alınmadı Mako. Gerçekten kendin iyi bir düellistsin. Düellocusun. Aa, challenge mode açılmış. Bir dakika, bu kart Torrential Tribute, bu kart çok iyi kart. Ben bunu şeyde kullanmıştım. Kendi destemde vardı. Kullanmıştım. Gerçek şeyde, gerçek destemde. Bir sonraki maçımız The Dinosaur Duelist ile Rex ile yapacağız. Join'in sesini oturtmamız lazım bir sonraki bölümden önce. Evet, buraya kadar izlediyseniz videoyu. Hashtag ne hakkında konuştuk bölüm? Abridged hakkında ve Harpoon'la Mako. Buraya kadar izlediyseniz videoyu hashtag NYEH Joy yazın bakalım. Yorum kısmında. Ki Joy'nin bu esprisini zaten Abridged serisini izleyenler anlar, izlemeyenler de cidden YouTube'dan bakmanız lazım. Hani kaçırılmayacak kadar iyi bir şey. Böyle bir Oscar verilecek olsa YouTube'daki serilere büyük ihtimalle en komik Oscar ödülünü alırdı Yu-Gi-Oh! Abridged. Büyük ihtimalle. Yüksek olasılıkla. Buna eminim. Size de teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum kısmında da dediğim gibi Niyah Joy yazabilirsiniz. Bunun dışında Joy'nin sesini nasıl yapacağız? Yani fikirleriniz varsa seslerle alakalı, şu sesi iyi yapamıyorsun, şu sesle birazcık bak şöyle yapamıyorsun falan. Yorum kısmında duymak isterim. Çünkü iyi yapamadığım bazı sesler var kesinlikle. Ben bile memnun değilim mesela. Joy'nin sesine hiç memnun değilim. Onu oturtmamız lazım. Ama ses arası değişiklik yaparken zor oluyor bunu yapmak. Neyse, daha fazla vaktiniz çalmayacağım. Sosyal medya linklerim Discord linkimle beraber açıklama kısmında var. İyi bir gün geçirin. Yu-Gi-Oh! Ve Pokemon içeriğini seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ama ne yaparsanız yapın, fantastik yapın.